atletlerin 3 denemede bu baraj derecelerini aşması gerek. Geçemedikleri takdirde en iyi ki 12 atlet finale kalacak. 15 metre 93 santimetre 16.60'lık baraja ulaşamıyor Madagaskarlı atlet. Şimdi atlayış sırası Polonyalı Andrzej Grabar çıktı. Polonyalıların 3 adımda geçmişe dayanan iyi bir ekolleri var. Fakat bugün yarışan Polonyalı atlet geçmişteki atletler kadar, geçmişteki Polonyalı 3 adımcılar kadar başarılı değil. Andrzej Grabarczyk az sonra yarışmadaki ilk denemesini yapacak. Polonyalı atlet yarışmadaki ilk denemesinde faul yapıyor. Üç adım atlamada salon dünya rekoru Birleşik Amerikalı Mike Conley'e ait 17 metre 76 santimetre. Bu yılın en iyi derecesi ise bu yarışmada yarışan Sovyet Vladimir Inozemtsev'e ait 17 metre 39 santimetre. Bu yıl salon sezonunda en iyi 4 dereceyi elde eden 2 Sovyet ve 2 Birleşik Amerikalı atlet bu şampiyonada yarışıyor. Şimdi ise atlayış sırası Fransız Pierre Camara'da. Pierre Camara bu yıl Fransa şampiyonasında atladığı 16 metre 71 santimetresiyle salondaki en iyi derecesinin sahibi. 16 metre 60 santimetrelik baraj derecesine ulaşmaya çalışacak. Fransız atletin ilk atlayışı geçerli. Tahtaya tam basıyor. Metre bayanlarda yarı finalin ikinci seri sonuçları açıklandı. Gwen Torrens 7-10'la birinciliği kazanırken Marlene Ote 7-13'le ikinci olmuştu. Üçüncü foto finiş sonrasında belirlendi. 7-24'te Federal Alman Ulrike Sarvari, Kübalı Özebio Riquelme Terrazon'u geçerek üçüncü oldu ve finale yükseldi. Şimdi 200 metre erkekler yarı finallerinde sıra. 20-36 ile 2 yıl önce dünya salon rekorunu kıran Fransız Bruno Marie-Rose birinci kulvarda yarışacak. Marie-Rose Avrupa şampiyonasında İngiliz Aid Maeve ve John Regis'in ardından üçüncü oldu. Bruno Marie-Rose birinci kulvarda koşacak. Nikolay Antonov Bulgar atlet ikinci kulvarda, o da finalde şanslı olan atletlerden biri. Üçüncü kulvarda Macar Laszlo Karaffa yarışacak. Dördüncü kulvarda Hollandalı Rob Kluundert koşacak. Beşinci kulvarda İtalyan Sandro Floris. Ve altıncı kulvarda da Avrupa ikincisi İngiliz atlet John Regis koşacak.
200 metrede bu yılın en iyi derecesini Birleşik Amerika'da Joe DeLuch 20.60 ile koştu. Robson Caetano de Silva'nın 20.65 ile Linford Christie ile birlikte yılın en iyi ikinci derecesi. John Regis 20.71 Floyd Hurst'ta 20.72 koştu. Bu atletler arasında şu anda en iyi dereceyi koşmuş olan John Regis 6. kulvarda 200 metre erkekler yarı finallerinde iki seri halinde koşulacak seriler ve ilk 3 atlet finale kalacak. Bruno Mari-Ros 1. kulvarda, Antonov 2. kulvarda, Carafa 3. kulvarda, Kulüber 4. kulvarda, Floris 5. kulvarda ve Regis 6. kulvarda koşuyor. Regis, Bruno Mari-Ros yarışa katılmadı. Regis dış kulvarda önde. Floris Regis'in ardında ve 20.81 ile John Regis yarı finalin bu serisini rahatça kazandı. Dünya rekortmeni Bruno Mari-Ros son anda yarışa katılmadı. Bulgar Antonov 2. kulvarda koşuyor. John Regis iyi çıkış yaptı. Avrupa ikincisi Regis bu yıl 20.71 ile yılın en iyi derecesini koşan Regis dış kulvarda birinciliği elde ediyor. İtalyan Sandro Floris 5. kulvarda son düzlük koşuluyor. Regis farklı bir şekilde önde. İtalyan Sandro Floris ikinciliği elde ediyor. Ve Hollandalı Rob Klundert de yarışı 3. olarak tamamlıyor. Bu 3 atlet finalde yarışma hakkını elde etti. Az sonra yarı finalin ikinci serisi koşulacak. Birinci kulvarda İtalyan Paolo Catalano, ikinci kulvarda Etiyopyalı Ademayehu Gudeta, üçüncü kulvarda Avrupa şampiyonu İngiliz Abe Mayf, dördüncü kulvarda Polonyalı Andrzej Popa, beşinci kulvarda Brezilyalı Robson Caetano da Silva ve altıncı kulvarda da Birleşik Amerikalı Kevin Liddell koşacak. 200 metre yarı final yarışmasında koşacak atletler arasında ilk seriyi İngiliz John Regis yarışmayı çok rahat kazanmıştı. Bu arada 3 adım atlama seçme yarışmaları devam ediyor. Atlayış sırası Çek Milan Mikulaş'ta. Çek atlet yarışmadaki ilk denemesini yapacak. Üç adım atlama seçmelerinde atletler ilk denemelerini yapıyorlar. 17 atlet seçme yarışmalarına katılıyor. Milan Mikulaş 7. sırada atlıyor. Başarılı bir atlayış. Ve 16.60'lık barajı büyük bir olasılıkla Çek atlet geçmiş oluyor. Çek Milan Mikulaş bu sezon salonda 16 metre 93 santimetre atladı. En iyi derecesi ise açık havadaki 17 metre 25 santimetresi. Az sonra koşulacak olan 200 metre erkekler yarı finalinin ikinci serisinde Brezilyalı Robson da Silva favori. Robson da Silva geçen yıl Seul'de Birleşik Amerikalı Joe DeLoach ve Carl Lewis'in ardından olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Geçen hafta salonda 300 metreyi 33.19'da koştu ve son derece formda olduğunu gösterdi. Birinci kulvarda İtalyan Catalano, ikinci kulvarda Etiyopyalı Gudeta, üçüncü kulvarda Avrupa şampiyonu İngiliz Mayf, dördüncü kulvarda Polonyalı Popa, beşinci kulvarda Brezilyalı Da Silva ve altıncı kulvarda Birleşik Amerikalı Lidl.
hatalı çıkış. Bu 6 atletten 3'ü finalde yarışma hakkını elde edecek. 200 metrenin finali Türkiye saatiyle 20.30'da. Az önceki seride John Regis, Sandro Floris ve Rob Kuyundert finale yükseldiler. Metrede dünya rekoru 20.36. Bruno Marirose'un Fransız atlet katılmadı. İngiliz Maeve hatalı çıkışı yapan atlet 3. kulvarda. Joe Deluge 20.60 ile 200 metrede bu yılın en iyi salon derecesini elde ederken 5. kulvarda koşan Olimpiyat üçüncüsü Robson Caetano da Silva 20.65 ile İngiliz Linford Christie ile birlikte yılın en iyi ikinci derecesini elde etti. Da Silva 5. kulvarda. Yarış başladı. Bu yıl 20.99 koşan İtalyan Catalano iç kulvarda Etiyopyalı Gudeta'yı geçiyor. Maeve ve Da Silva arasında mücadele. İçeride Eight Maeve, Robson Da Silva, Robson Da Silva birinciliği kazanıyor. Maeve ikinci oluyor ve Birleşik Amerikalı Lidl'da üçüncülüğü elde ediyor. Derece 20.86. Robson Da Silva kendini zorlamadı. Birinciliği rahatça kazandı. Robson Caetano Da Silva 5. kulvarda. İlk dönemeç dönüldükten sonra düzlükte atak yapıyor. Son dönemeçte 3. kulvarda koşan Maeve ile birlikte mücadeleye devam ediyor. Ve daha sonra da son düzlükte rahatça birinciliği elde ediyor. Brezilyalı atlet birinci, Avrupa şampiyonu Maeve ikinci ve 6. kulvardaki Birleşik Amerikalı Kevin Lidl de 3. oluyor ve bu 3 atlet finale yükseliyor. 3 adım atlama seçme yarışması devam ediyor. Atlayışını yapan atlet Bahamalı Patterson Johnson. Şimdiye kadar atlayış yapan atletler arasında 16 metre 60 santimetrelik baraj derecesine sadece Çek Milan Mikulaş ulaştı. 16 metre 89 santimetre atladı ve finale kaldı. Az önce seyrettiğimiz 200 metre erkekler yarı final yarışmalarında ilk seriyi kazanan İngiliz John Regis ve ikinci seriyi kazanan Brezilyalı Robson Da Silva finalde büyük mücadele yapacaklar. Bu şampiyonaya Birleşik Amerika bu mesafede en iyi atletleriyle katılmadı. Salon sezonunda yarışmasına rağmen Joe Deloach geçen hafta Amerika şampiyonasında koşmadı. Carl Lewis ise salonda bu sezon sadece 60 metrede koştu. Fakat 60 metre Carl Lewis gibi uzun boylu yapılı bir sprinter için oldukça kısa mesafe. Nitekim İspanya'da katıldığı iki yarışmada da geçildi. 200 metreyi de virajları çok keskin olduğu için genellikle koşmayı tercih etmiyor Carl Lewis. 3 adım atlama yarışmasında atlayış sırası Fransız Serge Elan'da. Serge Elan 2 yıl önce Lieven'de Fransa'da yapılan Avrupa Salon Şampiyonası'nda 17 metre 15 santimetre ile Avrupa şampiyonu olmuştu. Fransız atlet 16 metrenin üzerinde bir atlayış yapıyor. Fakat atlayışı muhtemelen 16 metre 60 santimetrelik baraja ulaşamayacak.
Magellan yarışmaya katılan 17 atlet arasında 11. sırada yarışıyor ve yarışmadaki ilk denemesini yaptı. 16 metre 23 santimetre 3 adım atlamada 16.60'lık barajı sadece 16 metre 89 santimetresiyle Çek Milan Mikulaş geçmiş bulunuyor. Üç adım atlama seçme yarışmalarında yarışacak olan son 6 atlet, yarışmanın en iyi 6 atleti, şimdi atlayış sırası Kübalı Jorge Reyna'da. Jorge Reyna 3 adım atlamada başarılı Küba ekolünün en iyi temsilcilerinden biri. Yarışmadaki ilk denemesini yapıyor. Başarılı bir atlayış. Salon sezonunda 17 metre 7 santimetrede atladı bu yıl Reyna. Bu atlayışı muhtemelen 16.60'lık baraj derecesinin üzerinde olacak. Metre bayanlarda yarı finaller. İki yarı final serisinde ilk 3 sırayı elde edecek atletler finalde yarışma hakkını elde edecek. Birinci kulvarda Macar Judith Fogax, ikinci kulvarda Sovyet Marina Karlamova, üçüncü kulvarda Kanadalı Gillian Richardson, dördüncü kulvarda Birleşik Amerika'da Diane Dixon, beşinci kulvarda Avustralyalı Mary Holland ve altıncı kulvarda da Kanadalı Charmin Crooks koşacak. Üçüncü kulvarda koşacak olan Gillian Richardson bu yıl 51.98'de yılın en iyi derecesini koştu ve 400 metrenin en büyük favorisi. Diane Dixon aynı şekilde dördüncü kulvarda koşuyor. Ve Dixon da bu yarışın bir başka iddialı ismi. Bu yılki en iyi derecesi 52.69. Birinci kulvarda Avustralyalı Mary Holland koşacak. 400 metrede birinci, ikinci ve üçüncü olacak atletler. Finale yükselecek dünya rekoru 49.59'da Yarmila Kratochvilova'ya ait Charmin Crooks. Altıncı kulvarda Kanadalı atlet. Onun da 52.40'lık derecesi. Yılın en iyi derecelerinden biri. Yarışın Richardson, Dixon ve Crooks arasında geçmesi bekleniyor. İçeride Richardson, yanında Dixon yarışı birlikte götürüyor iki atlet. İç kulvarda Karlamova, ikinci kulvarda şimdi atak yapıyor. İlk 200 metre içinde Sovyet atlet Karlamova yarışı önde götürüyor. Richardson ikinci durumda. Dixon yarışı üçüncü durumda götürüyor. Marina Karlamova hala önde. Gillian Richardson ikinci durumda. Şimdi dışarıdan Dixon atak yapıyor. Son düzlük. Karlamova önde. Dışarıdan Dixon atak yaptı ve Dixon birinciliği kazandı. Yanında Karlamova olduğu halde 52-12'lik dereceyle yavaş koşulan 400 metre bayanlar ilk yarı final serisinde birinciliği kazanıyor. Diane Dixon derece 52-12. Tekrar seyrediyoruz. Son dönemeçte Sovyet atlet Marina Karlamova önde. Karlamova'nın bu yok yeni derecesi 52-59. Hemen arkasında Gillian Richardson koşuyor. Bu yıl 51.98'de bu mesafenin en iyi salon derecesini elde eden atlet iç kulvar.